Şimdi bu mübarek gece efendim özellikleri bakımından kaç tane fazileti var? En başta 5 geceden biri kamsüleyal la turadu fi'n-dua. 5 gecede dualar geri çevrilmez. Biri Şaban'ın 15. gecesi ganimet bilelim. Çok ibadetle taatla geçirelim. Yani 5 gece ibadetle geçiren cennet vacip olur. Kesinlikle girmesi nasip olur. Cennete girmeyecek adama o geceleri ibadetle ihya nasip olmaz. Senede 4 geceyi Allah Teala rahmetini ifrag eder, bütün rahmetini boşaltır. Bu gecelerde uyunmadan ibadet edilsin diye Hazreti Ali Efendimiz yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen bu gecelerde uyunmayıp sırf ibadetle meşgul olmasını beyan etmiş. Bu 4 geceden biri de yine beraat gecesidir. Ondan sonra 2 bayram gecesiyle Şaban'ın 15. gecesi ibadetle geçirenin kalbi ölmez. İman nuru sönmez. En büyük tehlike kafir ölmektir. Bu adam dünya yakılsa yıkılsa, başına ne kadar bela gelse, ölüm anında iblis, şeytan hepsi musallat olsa bu adamın kalbi zikirden gafil olmayarak ölecek inşallah rahman. Bu 3 geceden biri de yine beraat gecesi. Yani bakıyorsun 5'ten iniyor 14 tane ihyası müstahap gece var. 14'ün içinde var. 5'e iniyorsun var. 4'e iniyorsun var. 3'e iniyorsun var. 2'ye iniyorsun. Efendim meleklerin 2 bayramı var. Müminlerin 2 bayramı var. Müminlerin 2 bayramı Ramazan, Kurban Bayram günleridir. Meleklerin 2 bayram gecesi. Onlar uyumadığı için gecedir. Bir Kadir gecesi, bir Berat gecesidir. O ikide de var. Dolayısıyla bu gecenin faziletlerini yani anlatmakla bitmez. Sahih hadis-i şeriflerde, Tirmizi'de de geçtiği için Berat gecesiyle ilgili genel bir kabul var. Enayiliğe ne lüzum var? 6 rekat kılsaydılar, 3 Yasin okusaydılar, hayırlı uzun ömür, zenginlik isteseydiler, bak ekonomide sıkıntı zaten onlara da yarardı mesela. Ama ondan sonra bize ne zır zır ağlayacaklar. Berat gecesinde ölülere dua ve istiğfar. Bu önemlidir arkadaşlar. Ölüler kabirde bizden hediye bekliyorlar. Berat gecesi ölülerimiz evlerimizin üstüne gelirler ve ey bizim evlerimize yerleşenler, içindekilerle geçinenler, geniş odalarımızda ikamet edenler, biz mezardayız, amel defterlerimiz dürülmüş, sizin defterleriniz açık. Bizim yalnızlığımızı ve ihtiyacımızı, dualarınıza muhtaçlığımızı düşünmeniz gerekmez mi diye ulema beyan etmişler. İmam Zendüvesti 1000 sene evvel yazdığı kitap, Ravzatül Ulema 1000 sene evvel eserde kaynaklarıyla bunu zikrediyor. Bayram günleri, cuma günleri, aşure günleri, beraat geceleri, ölülerin ruhları kabirlerinden çıkar. Ruhlar zaten kabirlerin içinde değil, kabirlerin kenarlarında dururlar. Arştaysa, cennetteyse cennetle irtibatı var, cehennemse cehennemle irtibatı var. Ama ruhun yerleri mezarların etrafıdır, kenarlarıdır. Oralardan gelirler, evlerini kapılarını atıyor. Kafirler, rehin tutulanlar, hapistekiler gelemezler. Ama Müslümanların ölüleri gelirler, bizi hatırlayan biri var mı acaba, bize rahmet okuyan kim var acaba? Bizim garipliğimizi aklına getiren var mı diye dua ederler. Onun için en güzel dua nedir? 25 kere veya 27 kere okursanız iyi olur. Rabbi gfirli veli valideye velil müminine vel müminat. Bunu 27 kere yaparsanız Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar diri veya ölü ne kadar Müslüman geçtiyse onların adam başı bir hasene bir sevap alırsınız. Bu da milyarlara tekabül eder. Milyarlara tekabül eder. Ve bütün günahlarınız mağfiret olunur. Ölülere de mağfiret gider. Tabii veli valide yediğince başta anne baba Rabbi gfirli önce beni affet. Veli valideyi anam babamı affet. Velil müminin. Evet. Bu mübarek gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam kim okursa yu'ta sevaben nebiyyin vel murselin vel melâket vel nâsi ecmaîn buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Beni hak diniyle peygamber gönderen zata yemin ederim. Berat gecesi salavat okuyanlara Allah Teala bütün nebilerin, rasullerin, meleklerin ve insanların
bana salavat okumalarında vereceği sevabı toptan ihsan eder. Onun için özellikle bir 100 kere vardır. 220. sayfede Şaban kitabının Allahümme salli ala Ruhseyna Muhammedin fil arvahu ala ve salli ala cesed Seyna Muhammedin fil esad ve salli ala kabri Seyna Muhammedin fil kubur. Bu mübarek salavatı okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görme şerefine nail olacaktır. Bu gece zemzem içmek faziletli. Evde ocakta zemzem varsa içelim inşallahü rahman. Siz de varsa evinizde ocağınızda sahurda mutlaka bu mübarek gecenin bereketine nail olmak için içersiniz. Şaban Şerif'in 15. gününde gecesinde Cibril aleyhisselam ve bütün melaike-i kiram 7. kat semadan sema dünyaya inerler. Onun için oruca rağbet edin. İnsanlar cinlerden, kuşlardan, kurtlardan, denizdeki balıklardan, yerin böceklerinden hepsi Şaban'ın 15. gününün hürmetine riayet ederler buyuruyor. Yarınki günün hürmetine riayet ederler buyuruyor. Yine hadis-i şerifte buyuruyor, et pişirirseniz, neredeyse insanlar çoğu et alamıyoruz diyecek ama taneli pişirin. Yani et suyuna, et suyuna, kemik suyuna falan pişirirken tane, tane işte nedir, hububat pişirin efendim, fasulyadır, nohuttur, işte efendim bu, arpadır, buğdaydır, taneli şeyler pişirirseniz ve akşam iftar etmeye niyet ederseniz o yemekle ve konu komşudan da bazılarına ikram, fakir olsun fakir olmasın ikram yaparsanız yemeğin içine attığınız her taneye 10.000 hasene sevap vaat ediliyor. 10.000 günah mahvedeceği ve 10.000 derece ihsan edeceği bildiriliyor. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor, evlerinizdeki kaplarınızı hareket ettirin, kapkacaklarınızı boş bırakmayın. Az bir şey de olsa kaplara, kacaklara bir şey alışveriş edip koyun. Aynı aşure günün bereketi gibi senede iki günde bu mesele var. Bir aşuredir, bir berattır. Allah Teala hangi kabın içine işte ben nedir, mercimektir, nohuttur, mısırdır, arpadır bir şeyler koydunuz az da olsa kaplarınızı şöyle bir hareket ettirin diyor. Bir daha seneye kadar evinizin, ocağınızın, kabınızın, çanağınızın bereketini eksik etmeyecek. Allah size bereketler ihsan edecektir buyuruyor.